Bakın, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz eğer ki o kömür gibi şirkte, inkarda, küfürde bu kadar aşırı olan insanların içerisinden sahabe gibi bir topluluk çıkarmışsa bu zamandan da çıkarsın. Ama onun gibi, onun anlayışı gibi bir anlayışa ihtiyaç var. Neydi onun anlayışı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın? Maharet, cehenneme adam itelemek değil, cennete adam kazanmaktır. Yani senin bütün mücadelen, bütün derdin, bütün gayretin, bütün çaban ne üzerine olmalı? Cennete adam kazanmak olmalı. Bırak sen dışarıdakileri, bakıyorsun içeridekilerle kavga var. Müslümanlarla kavga var. Şunlar şöyle yaptı, tekfir et. Bunlar böyle yaptı, onlar şucu, onlar bucu. Kardeşim dışarıda binlerce, milyonlarca ateşe giden, cehenneme giden insan var ya. Benim seninle, onunla, bununla uğraşacak vaktim olmamalı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu söylüyor. Biz bir adamı cennete sokmak için uğraşıyoruz. Öbürü diyor ki şöyle yaptı, o kafir oldu, müşrik oldu. Ve büyük risk bu. Bir tanesini diyor bir kişi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, kafirlikle itham ederse, eğer o özellik diyor o karşıdaki insanda yoksa, o özellik döner kendisini bulur diyor. Vallahi ben kimseyi tekfir edemem. Yani. Kimseye kafirdir, müşriktir, şöyledir, böyledir diyemem. Kime derim biliyor musun? Ancak bunları kendime söyleyebilirim. Sen şöyle bir iş yaptın, bu münafıklığa ait bir özellik. Sen şöyle bir iş yaptın, bu müşriklere ait bir özellik. Sen Fatiha'da yardımı ve ibadeti ancak Allah'a yapacağını söyledin ama birazcık sıkışınca gittin başkasından yardım istedin. Acaba müşrik mi oldum? Endişesine düşer. Allah'ın bir ayeti söylendiğinde, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ayeti söylendiğinde, yok öyle anlamıyorum, böyle anlıyorum, şöyle anlıyorum, şöyle yapıyorum dedin. Acaba ben inkar mı ediyorum? Acaba ayete muhalif mi davranıyorum? Acaba bu hadisin aksine bir hayatın içerisinde miyim diye sürekli kendimi tekfir ederim.